ve dördüncü gece olunca sözünü sürdürmüş. Bildiğime göre, ey bahtı güzel şahım, balıkçı ifrite sana asla inanmam, ta ki küpe girdiğini gözlerimle görmüş olayım, deyince, ifrit sarsılmış, silkinmiş ve yeniden göğe yükselen bir duman olmuş, sonra da sıkışmaya ve nihayet yavaş yavaş küpe yerleşmeye başlamış. Bunun üzerine balıkçı, hemen üzerinde Süleyman'ın mührü olan kurşun tıpayı almış ve küpün ağzını tıkamış, sonra da ifrite seslenmiş, Hey oradaki ölmek için ölüm tarzını seç yoksa seni denize fırlatacağım ve de kıyıda bir ev yaptırıp seni avlamak isteyenlere engelleyeceğim. Onlara burada kim kendisini kurtarırsa kurtulur kurtulmaz kendisini kurtarana ölüm çeşitleri sayarak hangi türden ölmek istediğini soran bir ifrit var diyeceğim demiş. İfrit balıkçının sözlerini işitince küpten çıkmaya çalışmış ama başaramamış ve de Süleyman'ın mührüyle kurşun tıp altında hapsedilmiş olduğunu anlamış. O zaman, balıkçının kendisini, ifritlerin en zayıfından en kuvvetlisine kadar hiçbirinin kurtaramayacağı bir zindana atmış bulunduğunu fark etmiş, sonra balıkçının kendisini deniz kıyısına doğru götürdüğünü anlayınca, ona hayır, hayır, demiş, balıkçıysa. Böyle gerekli, böyle gerekli, demiş. O zaman ecinli, koşullarını gevşetmeye başlamış ve alçak gönüllülükle, ona, ey balıkçı, bana ne yapacaksın, diye sormuş, o da, seni denize atacağım, çünkü sen orada 500 yıl kaldıysan, ben kıyamet gününe kadar kalman için tertibat alacağım. Allah'ın seni korumasını istiyorsan, sen de beni koru. Beni öldürme ki, Allah da seni öldürmesin diye sana yalvarmadın mı? Oysa sen, benim yalvarışlarıma kulak asmadın, alçakça davrandın, demiş ve eklemiş. İşte şimdi Allah seni benim ellerime terk etti. Sana vicdan azabı duymadan istediğimi yapabilirim. İfrit, bana küpü aç seni iyiliklere boğayım, deyince balıkçı, yalan söylüyorsun, sen. Hey lanet olasıca, demiş ve de, zaten senin ile benim aramda Kral Yunan'ın vezin ile Tabip Rüyan arasındaki olay aynen geçiyor, diyerek eklemiş. İfrit, bu Kral Yunan'ın veziri ve Tabip Rüyan kimdi? Nedir Kral Yunan'ın bu öyküsü, deyince. Kral Yunan'ın veziri ile Hekim Rüyan'ın öyküsü. Balıkçı anlatmaya başlamış, Bilesin ki Eifrit, akıp giden eski zaman içinde ve birbirini izleyen çağlarda, Rum ellerinde, Fars kentinde, Yunan adlı bir kral varmış, zenginmiş, kudretliymiş, ordulara, hatırı sayılır güçlere hükmedermiş ve her ülkeden hükümdarlarla dostça geçinirmiş. Ancak bedeni, hekimleri ve bilginleri umutsuzluğa düşürmüş olan bir cüzzamla dertliymiş. Ne ilaçlar, ne haplar, ne merhemler onu şifaya kavuşturuyor, hiçbir hekim derdine çare bulamıyormuş. Günün birinde Rüyan adlı ihtiyar bir hekim, Kral Yunan'ın kentine gelmiş, bu hekim Rumca, Farsça, Latince, Arapça ve Süryanice kitapları okuyup bilgi edinmiş, tıp ve yıldız bilimi üzerinde incelemelerde bulunmuş, bunlarla ilgili kuramlar ve kaideleri ve yıldızların olumlu ve olumsuz etkilemelerini çok iyi bilirmiş, bitkiler, yaş ve kuru otlar ve bunların iyi ve kötü etkileri üzerinde de bilgi sahibiymiş. Ayrıca felsefe ve her türlü tıp bilimiyle başkaca fenler üzerinde de incelemelerde bulunmuş imiş. Bu hekim kente gelince, daha birkaç gün geçmeden, kralın öyküsünü ve Allah'ın takdiri gereği cüzzamdan çektiklerini ve de tüm hekim bilginlerin tedavilerinden bir sonuç alınamamış olduğunu öğrenmiş. Bunu öğrenince, o geceyi düşünerek geçirmiş. Ama, ertesi gün, Allah'ının değerli mücevheri güneş dünyayı selamlayıp ortalığı aydınlatınca, uyanmış. En iyi giysilerine bürünerek Kral Yunan'ın huzuruna çıkmış. Yere kadar eğilerek kralın karşısında yeri öpmüş. Kralın kudretinin uzun ömürlü olmasını ve Allah'ın inayetiyle iyilikler dilemiş. Sonra sözünü sürdürerek kendisinin kim olduğunu anlatmış. Ve de efendim, Bedeninde bulunan hastalığı öğrendim ve hekimlerin çoğunun derdine çare bulamadığını duydum. Bundan dolayı seni iyileştirmeye geldim. Sana ilaç içirecek ya da bedenine merhemler sürecek değilim," demiş. Bu sözleri duyan kral Yunan çok şaşırmış ve "Bunu nasıl yapacaksın? Bilmiyorum ama beni iyileştirirsen, Allah şahidim olsun, sana ve seni izleyecek sülalene yeterince servet bağışlar. Tüm dileklerini yerine getirmeleri için buyruklar veririm." sen de benim musahibim ve dostum olursun, demiş, sonra da ona hilat giydirmiş, armağanlar vermiş ve gerçekten sen, ilaçsız, merhemsiz benim hastalığımı iyi edebilir misin, diye sormuş. Hekim de, evet, kesinlikle. Bedenine hiçbir ağrı ve zahmet vermeden, seni iyi ederim, demiş. Kral görülmedik bir şaşkınlıkla ona, ey hekimbaşı, bunu hangi gün ve saatte gerçekleştireceksin? bir an önce işe giriş çocuğum, demiş. Hekim de duyduk ve itaat ettik, diye yanıt vermiş. Bunu izleyerek kralın huzurundan ayrılmış, kitaplarını, ilaçlarını ve kokulu bitkilerini yerleştireceği bir ev kiralamış. Sonra ilaçlarından, bitkilerinden tertipler yaparak bunları sap kısmım oyduğu bir çomağın içine doldurmuş, sonra da elinden geldiğince bir de top yapmış, işini bitirince, ertesi gün, kralın huzuruna çıkmış ve karşısında eğilerek yeri öpmüş sonra ona ertesi gün meydana gitmesini ve kendisini orada beklemesini söylemiş. Ertesi gün oyun meydanına giden krala, emirleri, mabeyinciler, vezirler ve krallığın diğer önemli kişileri eşlik etmiş. Meydana henüz yeni ulaşmışlarken, hekim rüyan çıka gelmiş ve krala, orada silah şorlarından seçeceği birkaçıyla at üzerinde top oynamasını önererek, bu sopayı al ve sıkı sıkı tut ve bununla topa vur, bu oyunu tüm avucun ve bedenin terliyesiye kadar sürdür. Böylece ilaç avucundan tüm vücuduna geçerek dağılacak. Terleyip ilacın bedenini etkilemesine değin zaman geçince sarayına dön, hemen hamama girip yıkan. Kendini iyileşmiş bulacaksın. Şimdi Allah'a emanet ol, demiş. Kral Yunan, hekimin verdiği sopayı alıp seçtiği silahşorlarla top oynamaya başlamış. Silahşorlar da atlarının üzerinde topu atıp kralın vurmasını sağlayarak onunla birlikte bu oyunu sürdürmüşler. Kral topun peşine düşerek ulaşınca ona şiddetle vurmak üzere at koşturmuş, elindeki sopayı da sıkı sıkıya tutuyormuş. Bu biçimde sopa vurmayı avucu ve tüm bedeni terden sırlı sıklam oluncaya kadar sürdürmüş. Böylece ilaç avucundan sızarak bütün bedenine yayılmış. Hekim Rüyan ilacın etki sağladığım anlayınca, kralın hemen saraya dönmesini ve hemen hamamda yıkanmasını önerdiği için, kral da hemen dönüp kendisine hamama hazırlamaları emretmiş. halı sericiler ve köleler, acele koşuşup, halıları serip giysileri ve havluları yerine koyunca, kral hamama girmiş ve hamamın özel bölmesinde giyinip dışarı çıkınca, atına atlayıp sarayına dönmüş ve orada uyumuş. Kral Yunan'ın durumu böyleyken, hekim Rüyan da evine gidip yatmış ertesi sabah uyanınca saraya gitmiş, kralın huzuruna çıkıp kabulünü dilemiş. Kral onun içeri alınmasını buyurmuş, hekim huzura gelince eğilerek yeri öpmüş ve ağır ağır şu kasideyi okumaya başlamış. İtabet, baba olarak seni seçseydi, çiçek açar ve bir daha başkasını seçmezdi. Ey ışık saçan yüzü meşalenin alevini körleten. O parlak yüzün sönmeden ışık saçıp dursun zamanın çehresinde çizgiler belirleyinceye kadar. Bulutun tepeleri sarıp yağmura dönüştü gibi, sen de cömertliğinle kapla benim her yanımı. Yaptıklarınla zaferin tepelerinde yer tut. Bahtın, hiçbir dileğine karşı çıkmadığı sevgilisi Oi. Bu kasideyi duyunca, kral ayağa kalkmış ve sevecenlikle hekimin boynuna sarılmış. Sonra onu yanına oturtmuş ve şahane miyatlar armağan etmiş. Gerçekten kral hamamdan çıkınca, bedenine bakmış ve cüzzamdan hiçbir iz kalmadığını görmüş, vücudu sanki saf gümüşe dönmüş. O zaman en coşkun bir sevinçle mutluluk duymuş, göğsünün daralması geçmiş, ferahlamış. Sabahleyin yataktan kalkınca, divana girmiş, tahtına oturmuş. Mabeyinciler ve krallığının ileri gelenleri, sonra da hekim rüyan içeri girmişler. İşte bu sırada kral ayağa kalkıp ona yanında yer göstermiş. Bunun üzerine ikisine sofra serip bütün gün yiyecekler, içecekler sunmuşlar. Akşam olunca kral hekime hilatlar ve diğer armağanlardan gayri iki bin dinar vermiş, sonra da kendi özel ile evine dönmesine ruhsat tanımış. Hekim ayrıldıktan sonra, onun hekimlik mesleğindeki marifetini hayranlıkla hatırlamaktan kendini alıkoyamamış ve de beni merhem falan sürmeden, bedenimin dışından iyileştirdi. Allah için bilimin yücesine ulaşmış bir hekim. Bu adamın iyiliğini armanlarla karşılamam ve onu binledim ve seveceğin bir dost olarak her zaman yanımda tutmam gerekir demiş. Ve Kral Yunan, bedeninin sağlıklı ve tüm hastalıktan arınmış görerek, bütün sevinciyle mutlu, yatıp uyumuş. Ertesi sabah kalkıp tahtına oturduğu zaman ulusun ileri gelenleri yöresini sarmış, emirler ve vezirler sağına soluna oturmuş. He? Kim rüyanı sormuş, o da gelip önünde yer öpmüş. Onu gören kral, ayağa kalkıp ona yanında yer göstermiş, onunla oturup yemek yemiş, uzun bir ömür dileyerek hilatlar ve daha başka şeyler armağan etmiş. Sonra, gün batıncaya kadar konuşmalarım sürdürmüş ve ona ödül olarak beş hilat ve bin dinar daha vermiş. İşte hekim, krala hayırlar dileyerek evine döndüğü zaman durumu böyleymiş. Sabah olunca kral, saraydan çıkıp divana gelmiş, yöresini yine emirler, vezirler, mabeyinciler sarmış. Vezirlerin içinde berbat görünüşlü, uğursuz yüzlü ve kem gözlü, korkunç, iğrenç biçimde hasis, yüreği hırs, kıskançlık ve kinle taşlaşmış biri varmış. Bu vezir, kralın hekim rüyanı yanına oturttuğunu ve ona her türlü yakınlık ve cömertlik gösterdiğini görünce kıskanmış ve gizlice onun yok edilmesini kararlaştırmış atasözünün de belirttiği gibi, hırslı önüne gelene saldırır, hırslının yüreğinde zulüm pusu kurar, kuvvetlenince bunu açığa vurur, zayıfken içinde uyutur. Bu vezir, Kral Yunan'ın yanına yaklaşarak eğilip yeri öpmüş ve asrın ve zamanın kralı. Sen ki kullarına cömertliğinle yaşam sağlarsın, yüreğimde korkunç ağırlığı olan bir duygu var, bunu sana açıklamazsam, kendimi gerçekten sadık bir kul değil, bir zina çocuğu gibi hissedeceğim bana izin verirsen bunu sana açıklarım, demiş. Vezirin sözlerinden içi kararan kral, ona, nedir söyleyeceğin, diye sormuş, vezir de, ey azametli kralım, eskiler, kim ki, bir işin sonunu ve bunun yaratacağı kötülükleri görmezse, talih denen şeyi kendine dost bilmesin, demişler. Ben de kralım, senin saltanatım söndürmekten başka bir şey düşünmemekte olan düşmanına ödüller yağdırarak, lütuflarla donatarak, taşıyamayacağı kadar cömertlik göstererek yanılmakta olduğunu görüyorum ve bu yüzden kralım için büyük endişeler duyuyorum, demiş. Bu sözleri duyan kral, son derece bunalmış, rengi atmış ve lütuflarla donattığım halde bana düşman olduğunu iddia ettiğin bu kişi kimdir, diye sormuş. Vezir, hekim rüyandan söz ediyorum, demiş. Kral olan, sözünü ettiğin kimse benim iyi bir dostumdur, benim için insanların en değerlisidir. Çünkü o bana elimde tutarak cüzdandan kurtulmamı sağlayan bir şey verdi. Başka hekimler benden umutlarını kesmişlerdi. Bu zamanda batıda olduğu gibi doğuda da onun gibisi yoktur. Böyleyken nasıl oluyor da sen, onun hakkında bu gibi şeyler söylemeye cüret ediyorsun? Bense bugünden başlayarak ona güvenceler vermek ve aylık bin dinar tutarında maaş bağlamak istiyorum. Aslında krallığımın yansını ona bağışlasam, onun için pek fazla bir şey yapmış olmazdım. İnanıyorum ki sen bunları kıskançlığından söylüyorsun. Tıpkı vaktiyle işittiğim Şah Sinbad'ın öyküsünde olduğu gibi demiş. O anda Şehrazat ansızın sabah olduğunu fark etmiş ve anlatısını kesmiş. Bunu gören Dünyazat ona "Ablacığım, anlattıkların ne kadar tatlı, kibar, zarif ve saf." demiş. Şehrazat da "Eğer şah beni bağışlar da hayatta kalırsam, İkinize anlatacaklarım yanında bunlar nedir ki demiş. Şah bunu duyunca kendi kendine vallahi. Gerçekten harika olan öyküsünün sonunu dinlemeden onu öldürmem demiş. Sonra geceyi sabaha kadar birbirlerine sarılarak birlikte geçirmişler.